Aykırı Sorular sadece saat 20.45 CNN Türk Televizyonu'nda ve CNN Türk Radyo'da sizle birlikteyiz. Bu akşam elbette futbolun, sporun güzelliği, heyecanı, gerilimi, coşkusu var ama biz onu saat 22 itibariyle yaşamaya bırakıp Türkiye içinde bulunduğu süreçte çok ilginç olayların yaşandığı bir dönemde yaptıklarıyla, söyledikleriyle çok ağır eleştiriler alan, çok büyük övgüler alan bir gazeteden, bir gazeteciden ve Türkiye'nin siyasal sürecine dair fikir söyleyen o kimseden, yani Mehmet Baransu'dan bakalım neler duyacağız. Doğrusu biz ilk defa yüz yüze geliyoruz ve bugüne denk geldi. O da biraz ironik oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi programın da doğası gereği net ve sondan başlayarak sormak istiyorum. Taraf gazetesi bir operasyon gazetesiydi ve misyonu bitti. O yüzden mi insanlar buharlaştı? Yoksa Taraf gazetesi Türkiye'de sahiden iyi habercilik yapıp demokrasiden yana mı oldu? Başlıyorsun, biz gazeteyi çıkarttığımız zaman Ahmet Altan'ın da bizlerin de dediği bir laf vardı. Bu gazete yazılamayanları yazacak. Normalde yazı işlerinde yazılamayıp çöpe atan haberleri yapacak. Yani buna birisi misyon ya da başka bir şey, kim ne adlandırıyorsa çok da dikkate almadık açıkçası. Yani siyasi bir misyon, bir cemaatten görev alma, derin devletten destek. Valla şimdi hani Ahmet Altan'ı nereye koyacaklar bu siyasi misyonda? Alper'i nereye koyacaklar? Roni'yi nereye koyacaklar? Birçok insan var gazetede. Yasemin'i nereye koyacaklar? Yani Yasemin Milliyet'te çalışıyordu. Milliyet'ten ayrıldı, bize geldi. O arada Amerika'dan buraya gelirken mi, uçakta mı cemaatçi oldu, onu bilmiyorum. Yani bu soruları, bu akılsız, yani akıl tutulması soruları soranların bence düz mantık iyidir her zaman. Yani her zaman değil. Düz mantık sizi çoğu zaman doğruya götürebilir. Seninle ilgili en kritik soru şu oldu. Yani sen de geriye bakıp belki bir tahlil yaparsan. Biz bir fotoğraf gördük. Senin en patladığın dönem oydu. O zamana kadar imzanı biliyorduk ama bavullarla bir takım belgeleri aldın. Hı-hı. Ve daha sonra gazeteye geldin. Soru şu. Bir gazetecinin... Yok, bence çok ondan önce ben biliniyordum. O fotoğraf akılda kaldı. Bir kere hiç o fotoğrafı vermedik. O fotoğraf hiç çıkmadı. O fotoğraf daha sonra bir internet sitesinde çıktı. Çünkü biz bavulları götürürken bir fotoğraf falan vermedik. Ya sana telefon mu geldi? Dağlıca'yı yaptığım zaman, Laika'yı yaptığım zaman, Dursun Çiçek'in irtişarla mücadele eylem planını yaptığım zaman birçok haber yaptım. Dağ başında unutulan üsteğime ve halen daha bulunamayan, yani yüzlerce haber yaptım. O belki benim görebildiğim pik yapan bir yerdi. Yani Türkiye ilk kez ses kayıtlarıyla, yazılı metinleriyle bir bavul dolusu belgeyle karşılaştı. Bunu bir emekli bir askerden aldım. O dönem 1. Ordu'da çalışmış ve kuvvetli muhtemelen de işte 1. Ordu'nun o kozmik odalarına girebilecek ve o belgeleri çıkartabilecek. Askere sordun mu sen bunu, niye sakladın, bekledin falan diye? Şimdi o tip şeylerin içerisine girdim ama benim o belgeyi aldığım yer, aldığım zamanlama, çünkü dışarıda aldım, o kadar dar bir zamanlama ki ve karşınızdaki muhatap o kadar tedirgin ki, şu anlamda tedirgin, ben biliyorsunuz takip edilen biriyim. Ya hem maillerim, hem fiziki olarak, hem telefonlarım, bunun tedirginliğinin de yüz ifadesinde vardı. Bir filtreleme yaptım mesela. Şimdi bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Ha, şunu söyleyeyim. Ben dünkü bir gazeteci değilim. 94 yılından beri gazeteciyim. 28 Şubat'ta iliklerine kadar yaşamış birisiyim. Askerle ilişkim, haber anlamındaki ilişkim bugün başlamadı. Güneydoğu'da Kuzey Irak'taki ilk kamplara, Birleşmiş Milletler kampına gidip PKK'nın orada eğitim aldığını ilk fotoğraflayan kişiyim. Saadettin Tantan'ın yaptığı yolsuzluk operasyonları, balina, sahte benzin operasyonu, balina denilen sahte et operasyonudur ve orduya yedirdi. Bunların belgelerini ilk kez çıkartan bir kişiyim. Bazı belgeleri Hürriyet Gazetesi'nden bir gazeteci abimle beraber yazıp daha sonra Saadettin Bey'in bir yardımcısının istediği, o zaman işte iki klasör halinde verdiğimiz bir şey. Ve bu dönemde bakın, beyaz sahte benzin operasyonu, akaryakıt kaçakçılığı ve balina operasyonu, et kaçakçılığı askere dayandı. Peki. Şu anlamda askere dayandı. Asker benden o dönemde bilgi aldı. Ve ben askere o dönemde bilgi aldım. Asker seni arayıp... Tabii. Yani Enis Berberoğlu, şöyle bir şey oldu. Mesela Enis Berberoğlu bir yazı yazdı Hürriyet'te. Sene 99 ya da 2000 yılı olabilir. Benim o dönemde dergide yazdığım bir haberi, CNN Türk yeni kurulmuştu. 2000 sonrası CNN Türk yeni kurulmuştu. Bir arkadaş dergideki haberimi almış, cümlesi cümlesini bu televizyonda yayınlamıştı. Ve kendi haberi gibi yayınlamıştı. Enis abi de, Enis Berberoğlu da ister istemez onun haberi falan zannetti, dergiyi görmüş. O haftaki dergi. Bir baktım Enis Berberoğlu'nun köşesinde benim cümlelerimle bir şey var ama yapan kişi sanki CNN Türk gibi görünüyor. Ben de Enis abiyi aradım. Dedim ki bunu yapan benim. Böyle. Enis abiyle Hürriyet'te konuştum. Yani o yıkılan yerde konuştum.
O da dedi ki ya bana askerler gelecek bu konuyla ilgili bilgi isteyecekler. Ya ben sadece CNN'de duyduğumu yazdım. Bir görüşür müsün dedim. Olur, niye görüşmeyeyim dedim. Jandarmadan üst düzey yetkililer geldi o dönemde. Bilgi istediler. Ben onlara şunu söyledim. Bu akaryakıt kaçakçılığı bir başbakana ve bir başbakanın kardeşine dayanıyor. Bütün belgeleri de verdim. Peki. Ve o soruşturma bitti ve aynen o askerler bana şunu söylediler. Bakın Ankara'ya gittim, Ankara'da bilgime başvurdum. Bunlar yazılı raporlarda var, ondan hazırladığı raporlarda var. Ve bir başbakana, o dönem bu ülkede başbakanlık yapmış bir isme ve kardeşine bu operasyon dayandığı için kapatıldı. Maalesef. O olayı biliyoruz aslında. Yani, aslında biliyoruz kim olduklarını biliyoruz. Onu, başka bir programda konuşuruz. Bugüne de. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Bavulla belgeler geldiği zaman bir gazeteci açısından şöyle bir durum vardır. A, bunu araştırır, filtreler, yayınlar. Ya şuna, oradan şuraya geleyim. Ben balyozu geçmişte biliyordum. Geçmişte, o ayrı bir şey ama belgelemek ayrı bir şey. Onu bırakın. Şimdi herkes balyoz. Aktüel dergisinde 2003 yılında balyoz darbe planı çıktı zaten. Daha sonra çıktı iki kez. Hem aktüel dergisinde hem birkaç yerde çıktı. Ama sorun bu değil galiba Türkiye'de tartışılan. Yani mesela bugün Türkiye'de kimi çevirsek Türkiye'de darbe olasılığı var mıdır dense o dönem için hep denir. Sorun şu. Şimdi ses kaydı dinliyorsunuz. Saman birbirine karıştı dendi. 10 tane ses kaydı var. Hı. 10 tane ses kaydı var. Darbe, belediye başkanını içeri alma, stadyumlarda toplayıp, sorgulayıp hapse atma. Bunlar ses kayıtları. Yani bizatihi legal kendilerinin aldıkları ses kayıtları. Toplama, şu kişileri gözaltına alma, başbakanın, cumhurbaşkanının, yani bugünkü başbakan, bugünkü cumhurbaşkanının fotoğrafları, şu Kur'an kursundaki şeyi kim alacak ses kayıtları, el yazılar. Bakın bunlar hiçbir inkar edilmedi. Peki, PowerPoint'ler. Mesela balyozla, ben hep şunu söylüyorum. Balyozla açıklanmayan belgeler var. Genelkurmay savcılığa gönderdi. Şu anda şeyde emanette. Mesela ben şunu soracağım. Bakın bunu açıklanmasını istemeyen de Genelkurmay. Ben ısrarla Genelkurmay'a şunu söylüyorum. O belgeleri de açıklayın ki avukatlar bilmiyor, mahkeme bilmiyor. Çünkü o belgeleri açıkladıkları zaman, o belgeler şu. Çetin Doğan'ın bir sene önce aynı konuyla ilgili yaptığı, hani tartışmasına seminer mi değil mi? Çok ağır değil, bir saniye. Efendim. Eğer o belgeler ortaya çıkarsa 2003 yılındakileri yapılanın darbe mi, seminer mi olduğu siyah beyaz kadar net bir şekilde görünecek. Hatırlayın, askeri bir binbaşı o belgeleri gördüğü için ben sadece savcılara vermedim, askeriye de verdim. Birinci Ordu Komutanı savcısına da verdim ve bu yapılanlar darbedir onları dedi. Onları çok tartıştık efendim. Bir soru soracağım. Şimdi şöyle bir tablo oldu. Mesela bir teğmen, hı hı, Mehmet Çelebi, hı hı, bir tane çok önemli bir asker intihar etti, Tatar, Ali Tatar. Hı hı hı. Ve bunun gibi mağdur olduğunu gören pek çok insan var farklı davalardan. Ve sonuç itibariyle bu insanların bir kısmı çok uzun yıllar hapis yattı. Bir kısmı, hı hı, canından oldu, yani ağır bedeller ödedi. Hı hı. Ve şu anda balyozla ilgili olarak avukatların da bir sürü itirazları var. Hı hı. Savunma hakları gasp ediliyor falan. Sen şunu düşünüyor musun? Ya ben... En hafifinden bir karanlığı aydınlığa çıkartmak istersen arkamda çok da mağdur yarattım bu insanları. Hayır, niye öyle diyeyim? Bakın onlarla görüştüm bir de. Bakın yargılamayı yapan ben değilim. Evet. Ben savcı değilim. Ben hakim değilim. Ama hepsi senin belgelerin ne oldu? Benim belgelerimde hepsi olmadı. Bakın yani her şey karıştırılıyor. Benden sonra Gölcük'te bulundu. Benden sonra başka yerlerde bulundu. Yani istihbaratın şeylerinin arkasında. Hep Baransu'nun ortaya attığı her şey yargılandı dendi. Böyle bir şey var mı bir kere? Ya Baransu'nun her şeyi... Keşke ortaya attığım her şey yargılansa, keşke öyle bir şey olsa, keşke, bakın keşke öyle bir şey olsa, yani şu anlamda keşke öyle bir şey olsa. Peki kullanıldığını hiç düşündün mü? Gazeteci niye kullanılsın? Hayır, bazen yanılabilir. Ya bakın şimdi şöyle bir şey, bakın ben size diyorum ki önünüz o kadar bavul, eğer kastediyorsak belgeler var, ses kayıtları var, bildiklerim var, bilinenler var, 2003 yılında Çetin Doğan'ın yaptıkları var, el yazılı, ses kayıtlı, PowerPoint'li birçok şey var ve bakın hep tartışma şuradan kaynaklanıyor. Bizde darbe hep devam etti. Hep bir sonraki yıla aktarıldı. Aktarıla aktarıla geldi. Çetin Doğan gitti. Özden Örnekler'in meşhur 2004 yılındaki darbe planları. 2007'de olanlar belli. 2009'da olanlar belli. Ve hepsinde bu listeler, hep tartışmada listeler üzerinden çıkıyor. Bakın ses kayıtları, belgeler, PowerPoint'ler, eylem planları, el yazılı notlar. Bunlarla ilgili hiç avukatlar tartışmıyorlar. Nereden çıkıyor biliyor musunuz tartışma? Tartışmalar şuradan çıkıyor. Listeler hep güncelleniyor. Yani 2003 yılındaki... Bunu bir tırnak için alalım. Bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela bunlar hiç insanlar bakmıyorlar. Ama bakın mesela güncelleme dedikleri şey şu. Güncelleme ilgili ben ses kayıtlarında 20 tane şey buldum. Mesela Çetin Doğan perdede bir şey yansıtılıyor. Şimdi şeyi unuttum. Çok da yazdım onu. Çetin Doğan ya bir dakika diyor, orada bir isim yazmışsınız. O kapandı diyor. Çetin Doğan görmese onu biz bugün diyeceğiz ki aa bak o, atıyorum 99 yılında kapanmıştı.
O hazırlanan belge de sahte. Bunun ses kayıtları var. Bu mahkeme devam ediyor. Ben size kritik bir şey soracağım. Sonra da bu taraf meselesine geleceğim. Şimdi Sayın Bülent Arınç'a suikast diye bir iddia ortaya kondu. Daha sonra da askeriyenin en kritik, en mahrem kozmik odasına falan girdi. Ve mesela biz daha sonra bu davayla ilgili hiçbir şey duymadık. Örneğin sen... Bence sen yanılıyorsun. Bir an önce bir takım şeyler duydun. Onu soracağım. Ne aşamada mesela? Bakın şu bunu aşamada... Takip etmeniz şunu gerekmiyor söyleyeyim. Mu? Bakın bir yazı yazdım hatırlıyorsanız. Yani bu şeyle ilgili yazı yazdım. Bülent Arınç kozmik oda suikasti ile ilgili. Ne, devletin en önemli 3 ismi Çankaya'da bir araya geldi. Kim onlar? Devletin en önemli 3 ismi kim o dönemde? Bana 3 tane en önemli isim sayın. Kim? Cumhurbaşkanı, evet. Başbakan, evet. Ve Genelkurmay Başkanı. Kim bunlar? O dönemki olanlar. İlker Başbuğ da o dönemde oradaydı. Evet. Ve orada sadece bir tane kroki yok. Bir tane daha kroki var. Hı. Ve ben dedim ki Cumhurbaşkanı'ndaki haber kaynağı bana o krokinin başlangıç ve bitiş yerini gösterdi. Rotayı. Ben bindim arabasına ve bana gösterdi. Ve bittiği yer bir askeri birliğe çıkıyor. Ve şunu dedi. Yani ne anlayacağız buradan? Bakın ben anlattıktan sonra ne anlayacaksak insanlar ne anlıyorlarsa anlasınlar. Ya askerler mi suikast yapmak istedi? Bakın böyle bir kroki bulunuyor ve bu kroki ile ilgili Cumhurbaşkanı, Başbakan, Abdullah Genelkurmay yani. Başkanı eve toplantı yapıyorlar. Ve şöyle bir karar alınıyor. Bunun açıklanmaması kararı alınıyor. Ve geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsanız bu kozmik oda şeylerle ilgili, iddianamayla ilgili yavaş yavaş şeyler aslında çıktı. Nereye çıktı? İşte mahkemeye gelen şeyler de Sayın çıktı. İlker ve yanılmıyorsam bunlar ortaya çıkacak. Bunu bakın saklayamazlar. Çünkü toplum infial olabilir. Cumhurbaşkanına suikast vardı o krokide. Bakın Cumhurbaşkanına suikast vardı o krokide. Kim ama bunu çıktı. Bakın ben de diyorum ki o birlik nereye gidiyordu? Özel harbin hangi birliğine gidiyordu? Ben gördüm. Yani o krokiyi biliyorum. Gelsin. Bakın bu yaz 3 tane yazı yazdım. Yani Enver sen gazetecisin. Bu mesleğin içerisindesin. 3 tane yazı yazıyor. Ben yazıyorum bu yazı. Ve Cumhurbaşkanı'ndan tek kelime yalanlama çıkmıyor. Çıkamaz da zaten. Onu biliyorum. O zaman Cumhurbaşkanı bunun böyle olduğunu kabul etmiş olur. Tabii. Genelkurmay Başkanı'nı yalanlayamıyor bunu bakın. Her şeyi yalanlıyorlar. Yalanlayamıyor. Peki sen İlker Başbuğ olsan. Bir dakika. Evet. Sen İlker Başbuğ olsan. Bu işin sonucunda hapse girmişsin ve ömür boyu hapiste yargılanıyorsun. Çıkıp bunu açıklamaz mısın? Ben İlker Başbuğ'u yanıyorsam şunu açıklarım. Geçtiğimiz günlerde ben Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, İstanbul Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dinlendiğimin resmi belgesini yayınladım. İlker Başbuğ'un yanında olsam ben bunu açıklarım. Yani... Çok şifreli konuştum. İlker Başbuğ'un yanında olsa, bunu açıklarım. Niye dinlendim? Kim dinliyor seni? Kim kime telefon açtı? Yasa dışı olarak isimlerim saklandı ve isimlerim saklanarak niye dinlendim ben? Kim dinliyor seni? Jandarma mı? Herkes dinliyor. Jandarma, emniyet, MİT kaldı ki ben bunları belgeledim. Peki niye seni merak ediyorlar? Ya bu kadar herhalde yazı yazmış bir şeyi merak edebilirler. Ama yasal olması gerekiyor. Ama bunu yasa dışı yolla dinleme yaparak... İşte ortaya çıkmayacak da sahte isim vererek, yok bilmem PKK'lı diyerek yapamazlar. Yaparlarsa Van'dakileri yakalattım, 6,5 yıl ceza aldılar. Ve askeri yargıtayda onaylıdan da içeri girecekler. 6 kişiyle ilgili ceza çıktı. Senin bir gücün var mı peki? Yani gücüm şu, Enver, hayır. Ben çok basit bir şey söyleyeyim. Hakkında şöyle bir iddia var. Bakın çok basit bir şey. O belge bana postayla geldi. Bakın o ilk Van'daki dinlememle ilgili. Ve... Yani senin önüne gelse, benim önüme gelse anlamayacağımız bir şey. Çünkü bizim cep telefonumuzun seri numarasını alınmış. Bakın cep telefon numarasını alınmıyor. İsim saklanmış, sahte. Her şey sahte. Sadece cihazın numarası 17 rakamlı. Ben o zaman tip başkanını aradım. Dedim ki ya bakın bana böyle bir belge geldi. Şöyle bir numara var ve bu numaranın benim olduğu söyleniyor. Fetişim şey şimdi Ankara başsavcısı oldu. Ve ona dedim ki bu numara bana mı ait dedim. Ve o kendisi dedi ki evet size ait dedi. Ve biz bunun üzerine bu numaranın bana ait olduğunu resmi yerden yazı peki alıyoruz. Zamanı... Ha, gücüm nereden geliyor onu da söyleyeyim. Şöyle. Gücüm çok bugüne kadar arkamda tertemiz bir geçmişim olduğu için gücüm geliyor. Bakın MİT beni dinledi. Genelkurmay dinledi. Jandarma dinledi. İzlettiler. Maillerimi takip ettiler. Yapmadıkları rezillik kalmadı. Peki bir şey hocam. Evimin önüne. Temiz evimin olmak önüne, yetiyor mu? Bakın evimin önüne araba getirdiler. Evimi dinlediler. Ortam dinlemesi yaptılar. Ve hiçbir şey bulamadılar. Şey bulamazlar da bulamayacaklar da. Bakın ben size söyleyeyim. Yasa dışı dinlendiğimin belgesi var elimde. Evrakta sahtecilik yapılmış. Mahkeme yorum bundan daha büyük bir delil var mı? Güzel. Bundan daha güzel bir güç i̇kinci var mı? İkinci soruya geçelim. Ve bakın ben bunu yaptığım zaman sizi koruyorum. Herkesi koruyorum. Şunun için herkesi koruyorum. Bu insanlar ceza aldıkları için yarın öyle o sahtaki... Yapmayacaklar tabii peki. Ki. Ben şuraya geleceğim. Şimdi Zurnanın Sırt dediği yere gelelim. Seninle ilgili tartışmaların bir tarafı da zaman zaman radikal bir kavganın içine de girmen, çekilmemem. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Türkiye'de taraf gazetesi vakası oldu. Seveni sevmeyen herkes
Herkes Taraf Gazetesi'ne baktı. Ahmet Altan çıktı orada çatır çatır yazılar yazdı. Bir gün geldi Ahmet Altan'ın fiili olarak ipi çekildi. O ya da bu sebepten dolayı. Kendisi ayrıldı, ipi çekildi. Ben ondan kuşkuluyum. Yok, kendisi ayrıldı. Kendisini aradım ben. Dedim ki nedir bu mesele diye sordum. Dedi ki benim bilebildiğim kadarıyla dedi. Özel bir telkin yok, ben bıraktım dedi yani. İş yürümeyecek dedi ama dilinin altından biraz siyasal konjüktürle de ilgili olduğunu hissettim. Mesela Ahmet Altan gibi bir isim oradan ayrılırken hiç kuşkulanmadınız mı ya, niye ayrılıyor diye? Hayır, çünkü Ahmet Altan çok bırakmak istiyordu. Neden? Hep bu gazeteyi çok yorulmuştu, zaten 9 aydır gelmedi. Ya bizim gazeteyi idare etmek çok kolay değil. Ya şu anlamda kolay değil. Ahmet Altan yazıya otururken bakın saat 6'da yazısını teslim ediyordu. Saat 5.30'a kadar kimi zaman ya bu gazete çıkacak mı çıkmayacak mı? Neden çıkmış? Şu anlamda para yok, kağıt vermiyorlar. Niye borç para var? Yok yani, yok. Yani hani kimse reklam vermiyor. İyi satan bir gazete. Bence iyi satan gazete Türkiye'nin en etkili gazetesi. Türkiye'nin en etkili gazetesi. Halen daha Türkiye'nin niye en etkili gazetesi. Alamıyor. Askerden korkan, iktidardan korkan. Ya bir dönem askerden korkan iş adamları vermediler. Vermiyorlardı halen daha. İktidardan niye korksun ki insanlar? İktidardan da korkuyorlar. Neden ama taraf gazetesi AK Parti şimdi bakın şöyle bir güçlü şey olması için önemli bir hali şöyle olmadı. Bir şey. Taraf gazetesi demokrasinin güçlü olması için mücadele etti. Tamam işte etti. O yüzden de AK Parti %50'ye kadar gelmedi mi? Tezimiz bu değil miydi? Vesayet bitti, adalet geldi. Bizim vesayet bitti gibi tezimiz yok. Hiç öyle bir şey demedik. Vesayet sürüyor mu peki? Evet sürüyor vesayet. Ne vesayetler bugün? Hangi kanun değişti? Hangi askeri kanun değişti? Anayasa mı yapıldı? Bakın hangi askeri kanun değişti? Hangi darbe kanunları değişti? Yapılabilir herhalde bunlar yasa, yeni anayasa ile birlikte. Değişmediğine göre vesayet devam ama ediyor. Şey peki bugün bugün darbe olmayacağının garantisini sen verebilir misin? Veremem. 35. madde duruyor ama mu? Ama bir şey söyleyeceğim. Kim, duruyor kim mu darbe yapacak? Duruyor mu 35. madde? Darbe yapacak adam yasadan mı gücünü alır? Darbe yapacak adam yasaya bile bakmaz. Ama 35. maddeyi gerekçe gösterip bugüne kadar yapıldı Türkiye'de. Kabul ama. Yani iç hizmetler kanunu diye bir şey uydurdular. Peki bu kalktı mı? Bir dakika. Bu kalkmadı. Ya bakın bunlar Mehmet, olmadan bu riskler kalkmaz. Bir dakika. Kenan Evren'in şeyini savunmasını ki bence. Bakın ben dakika, eski bir Anaplıyım. Çok özür dilerim. Eski dur, bir Anaplıyım. Eski bir Anaplıyım ben. Turgut Özal döneminde de bu ülke darbeler bitti. Turgut Özal şortla askerleri destekliyor. Aynen bugün ama Bülent Arınç'ın. Hiç önemli değil. Bugün Bülent Arınç'ın yaptığı gibi topuk selamı diyordu. 28 Şubat süreci oldu bu ülkede. Güzel. Ve milyonlarca, binlerce insan mağdur oldu. Sen eski Anaplısın. Yeni Anaplılar da var. Şu anda başka partilere dağılmış. Onları konuşacağız. Çünkü aynı ideoloji devam ediyor aslında bana göre. Sana bir şey soracağım. Oradan Taraf Gazetesi'nin bugünkü bu çatışmasına gelelim. Kritik bir şey. Şunu kastediyorum. Kenan Evren ne dedi? Ben dedi darbeyi yaptım, kanunu koydum. Siz de benim kanunumla yaşadınız dedi. Darbeyi yapan kanunu koyar. Zaten darbeyi yaptığı zaman 35. madde, 40. madde açıklamasına gerek yok. Bugün sen de biliyorsun ki Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dair öyle çekinecek herhangi bir grup kalmadı. Ama polisle ilgili başka bir durum var. Ve seninle ilgili şu iddia var. Deniyor ki polisten gelen her şey olduğu gibi yazıyor. Hatta bazen hata yapıyor. Oradaki belgeleri, konuşmaları karıştırıyor. Öyle mi? Hangi bir tane örnek göstersinler? Şunu söyleyeyim. İddianame yok. Genelkurmay Başkanlığı'nda Dursun Çiçek ıslak imzalı belgeleri. Mesela hala Dursun Çiçek reddediyor. İstediği kadar reddetsin. Genelkurmay'ın askeri mahkemede de şeyi var. Jandarmanın kriminal raporları var. Yoldaş general haberi. Kriminal şeyleri var. Ve Genelkurmay içerisindeki o belgeleri de şey mi bana verdi? Emniyet mi verdi? Yoldaş general haberi. Emniyet mi verdi? Ben size bir şey söyleyeyim bakın. Ben Genelkurmay bir dönem, Genelkurmay o içinde çok 3-4 tane haber kaynağım vardı. Ve şunu hep diyordum. Oturduğunuz yemeği de yazarım. Salonda 10 kişisiniz, oturduğunuz düzeni yazarım. Hala duruyor mu kaynaklar? İki kişi evet, hala İyi. Daha duruyor. Bakın, yoldaş başka genel bir şey mesela. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın yoldaş, ona hemen geleceğim. Başka bir şey söyleyeyim size. Ve onları da şey mi yaptılar bana? Emniyet mi gönderdi? Başka bir şey söyleyeyim. İlker Baş bu tartışmasıdır. Bir dönem belgeleri Işık Koşener'den aldığım söyleniyordu. Böyle bir şey vardı, kuşku vardı. Ve bir dönem belgeleri, bir dönem bakın ya bunlar Türkiye'yi yöneten generaller. Bir dönem belgeleri uydudan, bilgisayardan girip aldığım gibi bir şey Genelkurmay'dan. O olmaz. Bir saniye. Bunlar or generaller, Genelkurmay 2. başkanları, 4 kişinin yaptığı toplantıda konuşuldu. Ben dedim sen ki. Sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Ya bakın biliyorum, benim haber kaynağım var. Biliyorum. Yani o dört generalin kendi arasında konuşmasına kadar sızabiliyor musunuz? Bakın ben size diyorum ki dört general verdiğim zaman diyorum ki bu dört generalden biridir. Benim haber kaynaklarımdan biri de. Çok affedersin. Ha. Aynen şunu söyledim. Dedim hangi, ki ya. Hangi düzeyde generaller? Or general diyorum. Or general. Kor bile demiyorum. Or general diyorum. Ve şunu söylüyorum. Ya generallerden bazı şey haber kaynağı ne olabilir? Islak imzalı belge. Islak ya, altında ıslak, bildiğiniz el yazılmış. Bana uydudan alabilecek bir teknoloji var mı, bunu düşünebilecek kadar bile or generallerimiz var bu ülkede. O da içeriden geliyor dedim.
E nereden gelecek peki, başkan? Peki şuna geleceğim. Gelelim şimdi yoldaş general meselesine. Onu tamamlayalım sonra devam edeceğiz. Yoldaş general meselesinde, yoldaş general meselesinde iki tane şey var. İki belge var orada. İki belge bir kere var. Orada yanıldığını kabul ediyor musun? Özür diledim zaten. Bakın iki... Belgeyle ilgili özür dilemedim bakın. Haber belgeyle söyler misin? İlgili değil. Haber söyler misin? Belgeyle ilgili değil. İkinci kısımla ilgili bir müstahar isim kullanıyor. Biz o dönem bu haber yaklaşık 1,5 ay bizde kaldı. Sebebi de şu. O dönem bu gruplar içerisinde bulunan şeyde dahil Nabi Bey de... Ziya Güler meselesi. Evet Ziya Güler meselesi. Nabi çok özür dilerim. Hangi? Nabi Avcı diyeyim şey... Ona varıncaya kadar sorduk bakın. Herkese hani sorduk. Hayır. Çok özür diliyorum ya. Nabi Bey'e de sorduk. Ve bunların hepsi bu grupların içerisinde beraber yer alan şeyleri de verdik. Bu yazışmaları da verdik. Ama doğru ve bunlar çık. Bakın hiçbir bunlarla ilgili hepsi bize Ziya Güler ismini işaretler. Kaldı ki bakın Ziya Güler'in sorgulama şeyleri var bizde. Belgesi de var. Ve Ziya Güler zaten bu grupların içerisinde. Orada sadece iki belge var. Biriyle ilgili bak, müstahar isim. Bakın. Seyirci bunları ilgili... anlamıyor. Çünkü neden? Çok spesifik bir konuda konuşuyoruz. Kabaca insan hata da yapabilir ama. Bakın iki belge var. Biriyle ilgili bakın. Ama biriyle ilgili yapılmış bir şey yok. De... İkinci, bakın ikinci bir metin yazılmış. Bakın o da belge de değil. Bir yazışma yapılmış. Bak, şeyle ilgili. Orada bir Ziya Güler ismi var. Ve bu ismin bakın bu ismin şimdi ismini de hatırlamıyorum. Atıyorum senin müstahar ismin. Ben unuttum şimdi ismini. Ha. Senin müstahar ismin. Bakın ben seni bile aradım biliyor musunuz? Aradım dedim ki ya bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum dedi. Bu tartışmalar yaşandı. Dediler ki ya Ziya Güler aslında o kişiyle yani sizsiniz. Sizi tekrar aradım. Ya. Ben hatırlamıyorum. Bakın müstahar isim benimdir diyen kişi hatırlamadı. Ben şunu nasıl bulundu biliyor musunuz bu? Sonra arşivlere gittiler. Onlar bir arşivlerini bir yere teslim etmişler. Ve o arşivlerden çıktı. Bakın müstahar ismi kullanan kişi bile ben hatırlamadım dedim. Peki. Şimdi buradan sen şimdi de... Buradan bakın 1,5 ay iki, doğrulatabileceğimiz kadar her yere doğrulatın. Bunun üzerinde durmayalım geçelim. Yani DHKPC'li bir general olduğu varsayımı... Öyle bir general zaten. Hayır. Öyle o haberdeki zaten. Doğrulanmadı diyorum. Hayır o haberdeki doğru bakın. O haberdeki bir metin var. O haberdeki şey o gruplanmanın içerisinde olduğu öğrenciyken var zaten ifadeleri var zaten. Şimdi, ifadeleri var zaten onu kendisi kabul ediyor Ziya Güler zaten. Ama o Ziya Güler. Hayır o Ziya Güler. Bakın iki tane belge var. İki tane belge yayınladı taraf. Daha sonra bir belge yayınladı yani ifade sorgu ifadesi o Ziya Güler. Bir de Ziya Güler ismiyle bir şey örgüte yazılmış bir yazı var. Bakın yazı sadece bir metin var. 1,5 sayfalık bir paragraf bir var. O Ziya Güler'in General Ziya Güler olmadı ortaya çıktı. Peki. Bu kadar. Şimdi şuraya geleceğim. Zamanı iyi kullanalım. Az zamanımız kaldı. Kritik soru şu. Oral Çalışlar dedi ki taraf gazetesinde demokrasi ve barış isteyenlerle Kanos Somuçlar arasında bir hesaplaşma var. Ben gidiyorum. Demokrasi karşıtı güçte ele geçir dedi. Ve burada da. Tam öyle demedi ama işte amasız barış bilmem ne falan dedi. Şöyle diyeyim. Biz barışçıyız onlar değil demeye getirdi. Sen gerçekten bu süreçte barış karşıtı olan tarafta mısın? Hayır. Sen kan aksın mı istiyorsun? Hayır hiç öyle bir şey yok. Bu ülkede barış barış istemeyenlerin akılsız olduğunu bir kere düşünüyorum. Onu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Kavga şu yani eğer Oral Çalışlar özelinde bakacaksanız. O da sizin ilahınız değil mi? Oral Çalışlar özelinde. Bakın. Şimdi bakın. Amasız barış diyorlar. Biz amasız barışa destek verdik. Çok girmek istemiyorum. Bakın bu yani çok da önemli değil. Ben zaten yazacağımı yazdım. Şu anlamda önemli değil. Ya Oral Çalışlar çok önemli değil. Çünkü Oral Çalışlar şu anlamda önemli değil. Hiç önemli değil. Çünkü o metinde yazdığı yalanlarla bakın ben yalan söylüyorsun dedim Oral Çalışlar'a. Ve bugüne kadar... O da bunu reddetti. Hiçbir yerde reddedemedi. Sansürü reddetsin bakayım. Benim yazıma sansür yaptı. Neşet Üzel'e sansür uygulamaya kalktı. Bir şey soracağım. Büşra Ersanlı'ya sansür uyguladı. Gazetecilikle ilgili bir soracağım. Sansür uyguladı. Bakın bazı yazılar... Oral Çalışlar'la ilgili sansür gazete. Bakayım bizim gazete sansür alışmış bir şey değil. Olsa, bir dakika. Ben yapamazsınız. Bir dakika. Oral Bey'i savunacak hiç değilim de. Yapamazsınız öyle bir şey. Sadece şunu söyleyeyim. Genel yayın öğretmenleri zaman zaman tasarrufta bulunamazlar. Bu yazıyı gecikiyorum bunu koymayalım. Yani hayır. Yazının içerisinden bir şey çıkartamazsınız. Hayır bütünlüğünden çıkartamazsınız. Çıkartıyor ama barışa karşı da çıkartamazsınız. Büşra Ersanlı'nın yazılarını çıkartamazsınız. Baskın Oran'ın başkanlık sistemini eleştiren yazılarını çıkartamazsınız. Bu AK Parti'nin işine gelmiyor diye. Oral Çalışlar şuna cevap versin. Baskın Oran'ın başkanlık sistemine eleştiren şeyleri niye yayından çıkarttı? Büşra Esnan'ı niye çıkarttı? Benim yazılarımı niye sansürledi? Çünkü bir, yani çok affedersiniz de geldiği yerde sansüre alışmış olabilir ama taraf sansüre alışkın bir şey değil. Gazete peki, değil. Gel... Ve ikincisi diyorlar ki amasız barış. Biz amasız barışa destek verdik. Çok kusura bakmasınlar ama onların amaları var. Onların amaları şu. Başkanlık sistemi eleştirilmeyecek.
AK Parti eleştirmeyecek, örgüt eleştirmeyecek, barışsa yolsuzluk görülmeyecek, hukuksuzluk görülmeyecek, işte Öcalan'ın infaz verdiği emirler görülmeyecek, PKK'nın iç infazları görülmeyecek. Bir şey sorabilir miyim? Yani bu zihniyetteki bir dakika, insan, bakın böyle bir barış olmaz. Bir dakika, barış sakin. Amalı olur. Sakin. Barış amalı olur. Tamam, kim söylüyor barış amasız olur? Dünyada her yerde barış amalı olur. Bunu anladım. Amalı olur. Ya insanlar çıkıp işte biz amasız barışa destek verdik. Barış amalı olur. Bir dakika. Eğer dünyadaki örneklere bakarlarsa. Taraf gazetesinden söz edeceğim. Barışın da amalı oldukları çok net bir şekilde görülüyor. Tamam. Ama ben onların amasızından ne anladığımı çok iyi biliyorum. Çünkü biz yaşadık ben o gazetede. Ben bilmiyorum ne anladın? Söylüyorum. Sansür o yolsuz. Herhalde. Peki şimdi iki soru. Bunlar... Bakın ben şu cümleyi bak, dakikamız kalsın, iki yazımdan soruyu... şu cümleyi kullandım. Binlerce masum insanın katliam emri veren Abdullah Öcalan lafını Oral Çalışlar niye çıkartıyor benim yazımdan? Bu yazı, bu kullandığım cümle doğru mudur? Binlerce masum insanın katliam emri veren Abdullah Öcalan. Bu yazının neresinde sorun var? Neresi yalan? Bunu gidip Oral söyledin mi? Yüzüne söyledim. Sansür yapamazsın. 5 kez özür diledi. O koltukta oturamaz sansür. Yani tarafın genel yayın yönetmeni koltuğunda bir sansürcü bir adam oturamaz. Koltuk kavgası mı var? Hiç ilgisi yok. Peki. Ben 8, bakın bütün gazete bilir. Bütün gazetedeki arkadaşlar bilir. Hiçbir idari görev talep etmedim. Etmeyeceğim de. Ahmet Altan sonrası da isteseydim ben yazı işlerine girebilirim. Ankara temsilcisi de kabul edildi. Hiçbirini kabul etmedim. Etmeyeceğim de. Güzel. Bakın bundan sonra da etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Taraf gazetesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bu taraf gazetesi bir emek verdi, bir süreç yaşadı. Kimileri tarafından da liberal, yani düşünce anlamında, özgür açısından sembol haline geldi. Hı hı. Ve şimdi ben anlamıyorum. Yıldıray Uğur, Oral Çalışlar, başka isimler, akil insanlar oldular. Taraf gazetesi bir sürü medya starı yarattı. Söz söylüyorlar. Bu senin gurur duyman gereken bir şey değil mi? Çok gurur duyduğum şimdi bir şey. Şimdi birbirinize girdiniz. Hayır, hiç ilgisi yok. Ya biz kimseyle bir şeye girmedik. Sadece düne kadar arkadaştınız. Şimdi kavga ediyorsunuz. Ben Oral Çalışlar düne kadar arkadaş değildim. Yok, onu demedim. Oral Çalışlar düne kadar tarafta yoktu. Sadece Oral Çalışlar'a yazı yazdım. Ya şunu söyleyeyim. Melih'le daha şimdi konuştum. Gelirken konuştum. Melih halen de arkadaşım. Tuncer'le konuştum. Markar halen de arkadaşım. Yıldıray gibi. Bakın Yıldıray giderken yanlış yaptı. Şu anlamda yanlış yaptı. Sizin önemlisinlerinizden biri. Ya, o olabilir. Yani ben insanların, yani isim vermeyeyim ama yani 6 ay 8 ay önceki yazılarına bakın. 8 ay önce ne diyorlardı? 8 ay şimdi ne diyorlar? O Mehmet, kopuşu siz bakın. O kopuşu siz görürsünüz. Biz bakın, eğer bana söyle, ben halen daha durduğum yerde duruyorum. Tarafa ilk geldiği gün nerede duruyorsam şu an milim ayrılmadığım yerlere. Yıldıray Uğur'u sevelim. Çünkü ilkelerim var. O ilkelerden hiç ödün vermedim. Bir dakika. Dün asker güçlü askere karşı hukuksuz eylem yaptığı zaman haber yaptım. Bugün iktidar güçlü hukuksuz eylem yapıyorsa onunla ilgili haber yapacağım. Eski arkadaşların hakkında bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Yıldıray Uğur'u seversin, sevmezsin. Severim de ayrıca. Hayır, o ayrı. Severim. Yani sen seversin, başkası sever. Kalemi iyi bir, yani güçlü bir kalem vardır Yıldıray. Ama sonuç itibariyle bu insan çıktı, bir tavır koydu. Sen dedin ki onlar televizyonlarla anlaşıyorlar. Yani şunu söyledim. Fikir kavgası vermediler, parayı buldular, değiştiler. Bunu hiç öyle bir şey söylemedim. Sadece şunu söyledim. Hayır, söylemedin sadece mi bunu? Sadece şunu söyledim. Yani bu ayıp değil mi? Sadece şunu söyledim. Yani bazı insanların son 6 aylık yazılarına bakacaksınız. Nasıl durdukları yerden başka bir alana kaydıkları. Bu kadar hızlı değişeceğini zannetmiyorum. Yani ama kötü bir şey yapmadı ki. Valla eğer Yiğit Bulut'un değişikliğini sen kabul ediyorsan ben bir şey demiyorum. Yani Yiğit Bulut'un bu keskin ayrımını. Yıldıray o konuda mı görüyorsun? Biraz daha çabalarsa o noktaya doğru gidecek. Ama pek bir şey. Maalesef o noktaya gidecek. Yıldıray bakın kalemi çok kuvvetli birisi. Geçen severim gibi, de. Yani bakın halen de geçen gibi röportajı. Ama son yazısında maalesef. Bakın son yazısında maalesef. Öfkeli olamaz mı? Sen de çok öfkeli şeyler söylüyorsun. Ya bakın iftira atarak gidemez. Hayır, sen ya de çok ağır şeyler yazdın yani. İnsanlara. Ne anlamda? İftira atmadım, onu yapmadım yani. Ya yaptığı şey ortada öfke yani. Öfke olamaz mı arkadaş? Ya bu öfke olabilir de bu çok böyle kişisel şeylere girmek istemiyorum. Bakın herkes, sadece şunu söyleyeceğim. Herkes kendisine yakışan şekilde Taraf Gazetesi'nden ayrıldı. Herkes kendisine yakışan yazıları yazdı ve gitti. Bakın bu benim 6. iş yerim. Peki, ve daha önceki her iş yerimde ayrılırken çok dostça ayrıldım. Taraf Gazetesi'nde de bir gün ayrılırsam göreceksiniz. Sen Barış Söyücü'yü destekliyor musun? Kesinlikle destekliyorum. Yalnız bakın, akil insanları destekliyor musun? Evet, ama eksik olduğunu yazdım zaten. O ayrı, olabilir. Çok, gayet eksik. Her şeyde eksikti. Akil insanların yanındasın. Evet, yanındayım. Barış'ın yanındasın. Evet. Ama şerhlerim var. Barış'ta endişelerim var. Ama bakın Türkiye şöyle bir noktaya gidiyor. Sakın Barış'la ilgili yani bir eleştirin varsa sakın yapma. Neden? Aman Barış'a bir şey olur. Sakın bir eleştirin varsa yapma. Yani Murat Karayel'in açıklamaları var. Nereye koyacağız? Silahı bırakmadan, yani silah bırakma şartları var. Sana bir şey soracağım. Buyur.
Çünkü zamanımız az kaldı. Bunu sormazsam haksızlık olur. Sana bir şey soracağım. Bu, çünkü sen yazılarını yazıyorsun. Onları zaten biliyorlar. Ya sen de şunu düşündüğün hiç oluyor. Bunu çok samimi soruyorum. Ya ben de bazen insanların canını yaktım. Bazen öfkeli davrandım. İftira atmak istemedim ama bazı bilgi hataları yaptım dediğin hiç oluyor. Hayır, şöyle bir şey söylemiyorum. Ya bütün söylediklerimiz diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. İki kez yanıldım. İki kez de çıktım manşetten, özür diledim. Peki şey, zaman zaman ben de ya Türkiye... Ya öfkeli olursunuz. Normal bu bir şey. Yani bakın, hayır, öfke başka bir ego, şey. Ben de egosantrik oldum. Hiç ilgisi yok. Medyanın yıldızı hiç oldum. Duygusuna kapalı oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Keşke ortaokul arkadaşlarımı tanısanız. Bakın ortaokul arkadaşlarım. Onları nereden tanıdın? Hayır, keşke. Yani bazen atıyorlar. Ben ortaokulda neysem aynen bu dik kafadaydım. Yani bu kafadaydım. Duruşum aynıydı. İdolün Ahmet Altan duruşum mı? Aynıydı. İdolüm Ahmet Altan falan öyle değil. Öyle demişim. Ya hayır, şu anlamda idolüm Ahmet Altan. Yani yazar olarak, beyin olarak ve yönetici olarak da bakın. Yani bir gün yönetici olursam, ki hiç olmak istemiyorum. Yani muhtemelen de olmayacağım. Yani öyle o anlamda. Evet, Ahmet Altan kadar demokrat olmayı istiyorum. Ahmet Altan kadar yani bağımsız olmayı umuyorum. Ahmet Altan kadar çok şeffaf bir beyne sahip olmayı istiyorum. Ya Ahmet Altan'ı yaşamanız gerekiyor. Şey, beraber olmanız gerekiyor kim, Ahmet Altan'la. Kim duygusu güttüğünü hissettiğin bir şey oldu? Kimseye değil, bir şey soracağım. O cevabı, o beni, senin birçok şeyinde o beni biraz ürkütmüştü. Hı-hı. Onu konuşuruz. Niye İmam Hatiplerle ilgili konuştuğun hı-hı zaman bir gün biz çok çektik dedin. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Ve dedin ki biz çok çektik. Bunun da gereğini yapıp gerekirse bunun da intikamı alınacak. İntikam demedim. Hesap soracağız dedim. Şimdi, hayır, bakın hesap soracağız. Kimden hesap soracaksın? Bakın, ben televizyonda yayına bağlanıyorum. Bakın, televizyonda yayına bağlanıyorum. Şey, canlı yayındayız. Ve televizyon arasında beni bir başörtülü o dönem yerlerde sürüklenen ve eğitimi yarı kalan bir başörtülünün babası arıyor. Ve arka fonda da kız ağlıyor. Bakın ağlıyor. Kimden hesap soracaksın? Kız ağlıyor. Şimdi bana diyor ki Ertuğrul Özkök diyor ki helalleşelim. Seninle ne helalleşeceğim Ertuğrul Özkök? Senin hayatını onu kararttığın, yaptı, onu senin hayatını kararttığın, senin ve sermayenin, senin ve askerlerle ortak gidip Genelkurmay'da beraber manşet attığınız, senin Ankara'dan telefonlarla başlıkların belirlendi. Evet, aynı şekilde yapıldı. O zaman da ben senin o hakkında yaşadım. Bakın, o zaman da ben senin o dönem, hakkında taraf tanesini yaptı demez mi? Kimse kusura bakmasın. Bugün o dönemin aktörleri o yazı işlerinde bulunan konuşuyor. Son soruya ezbere, bakın bunu ezbere konuşmuyoruz. Ben de şunu dedim. Ben sizinle nasıl helalleşeceğim? O kızın hakkı duruyorken nasıl helalleşeceğim? Binlerce masum insan ordudan atılırken hanginizin sesi çıktı? Kaç tane intihar var? Hanginiz biliyorsunuz? Peki. Baransu'ya son soruyu soracağım. Sonra da çünkü bitiyor. Soracağım soru bugünün Fenerbahçe'siyle ilgili bir soru olacak. Ben bilerek bu konuya çok girmek istemedim. Biraz sonra Fenerbahçe yarı final oynayacak ve onu bu coşkuyu, bu görkemi şey yapmak istemiyorum, gölgelemek istemiyorum. Ama şunu soracağım. Muhtemelen de Baransu 2 dakikalık sürede onu yanıtlayacak. Diyeceğim ki Baransu'ya, Fenerbahçe çok çekti. Herhalde Avrupa'daki geldiği noktaya da şike yaparak gelmedi. Pişmanlık duyduğun bir yer var mı? Örneğin Amerika'nın saydığı paralar nerede? Amacını aşan bir haber yaptığını düşünüyor musun? Ve bu akşam Fenerbahçe kazansın istiyor musun? Kısa bir aradan nasıl? Evet, az sonra Fenerbahçe yarı final oynayacak. Hemen ben cevaba gireyim. Önce şunu söyleyeyim. UEFA'nın sopası dedin. Fenerbahçe UEFA kupasını almak üzere. Hani UEFA'nın sopası alır. Çok fena olacak. Ya, inşallah o alır ama orada daha iş bitmedi. Yani UEFA'da bir takım sponsorlar adı altında o dosya biraz ertelendi. Türkiye'deki yargı kararından sonra UEFA şeyini verecek. Fenerbahçe Türkiye'de aklandı biliyorsunuz. Hayır, aklanmadı. Olarak. Kesinlikle aklanmadı. Hayır, sportif olarak. Yıldırım Demirören akladığı şey, yani Yıldırım Demirören'in kirli bir adamın, bunu her yerde kullanıyor. Kirli bir adam, beni mahkeme versin diye ısrarla bunu söylüyorum. Kirli bir adamın çok ağır yaptığı, değil mi? Kirli bir adam yaptığı ortada. Sahte belgelerle Beşiktaş'ı göndermedi. Yaptığı işler ortada. Kirli bir adamın yaptığı bir kirliliği temizlemek için uydurduğu kılıflar. Bir sürü şey yapmışsın. Keşke şunu görseydin. O laf bana ait değil ve tam 5 kez bu lafı ispatlayın. Hayır, nerede söylediğimi ispatlayın. Gazeteciliği bu lafı ispatlayın. Gazeteciliği bırakırım dedim. Bu lafı ortaya atan Milliyet Gazetesi bu yalanı, yani benim söylediğimi
yayan da Hacer Ayar diye bir arkadaşımız. Bir şey daha soracağım. Her şey yolunda Galatasaray'la ilgili. Bakın ben bir daha söyleyeyim. Emelike'nin para sayma görüntüsü var dediğimi ispatlasınlar. Galatasaray'la ilgili bir kuşkum var mı? Var desinler. Ben Galatasaray'la ilgili bir kuşkum var mı? 18 takım kirli. Hepsi kirli. Bankası kirli. Türk futbolu kirli ya, daha bunu bakın. Ben yüzlerce kez televizyonda şunu dedim. Galatasaray'la ilgili bulunsun. Ben o 3 tane yıldız var, oturur yıldızları atarım, formadaki tertemiz formam kalır. Ben hiçbir zaman ahlaksızlıkları savunmadım. Hiçbir zaman ahlaksız insanları savunmadım. Hiçbir zaman şike yapanları savunmadım. Yani öyle, yani spor dediğiniz ahlaktır, şike dediğiniz şey Fenerbahçe ahlaksızlıktır. Fenerbahçe kazansın istiyor musun? Gönülden istiyorum. Bakın çok ben, Fenerbahçe arkadaşlarım var, buradan çıkacağım, maçı beraber izleyecekler. İnşallah. Kızmıyorlar mı? Bakın, hiç. Bakın şunun için inşallah alır. Avrupa'da Aziz Yıldırım kupayı kaldırırsa... Valla tek üzüleceğim şey Aziz Yıldırım'ın başkanlığında bir Fenerbahçe'nin kupa almış olması. O üzüntü de önemli değil. İnşallah alır. Fenerbahçe'miz kazansın. İnşallah alır. Şunun için alacak. Fenerbahçe alacak. Türkiye'nin kupası, Türkiye'nin puanları, imajımız. Fenerbahçe çok güzel transferler yapacak. Gelecek seneyle ilgili. Galatasaray mecburen yapacak. Ve futbolumuzda bir kalite gelecek. Bir şeyler olacak. Fenerbahçe yani... kupayı alır yönünde bir bilgi geldi mi sana? Valla bugünkü maçı geçsin ama ben bugünkü maçtan çok endişeli değilim. Şu anlamda daha önce Benfica'yı hiç izlememiştim. Ya spor programlarını izledim. Vay be ne Benfica'ymış falan. Ya ama geçen Benfica'nın maçını izledim. Hiç ya Fenerbahçe'nin bence yarısı kadar bir de takım değil. Bu haftaki maçını da izledim. Benfica'nın kendi ligindeki maçını da izledim. Kesinlikle Fenerbahçe'nin yarısı kadar oynayabilecek bir takım değil. Umarım ilk golü bulur Fener. Fenerbahçe umarım. Ya ilk golü bulduktan sonra Fenerbahçe'nin işi çok kolay diye tahmin ediyorum. O enerji var. O motivasyon var, o inanç var takımda. Bu belli oluyor, görünüyor. Ve finale de ben Fenerbahçe Chelsea'nin çok ama çok yakışacağını düşünüyorum. Ben de şunu söyleyeyim. Benfica çok iyi bir takım ama Fenerbahçe'miz daha iyi. Buradan çıkıp maçı izlemeye gideceğiz. Gerçekten Fenerbahçe'nin kazanmasını gönülden istiyorum. Türkiye'nin bu mutluluğa ihtiyacı var. Bugün burada adı geçen herkes. Başta Olal Çalışır olmak üzere, Yıldıray Oğur, Ertuğrul Özkök olmak üzere herkesin burada aykırı sorularda soruları yanıtlama için kapısı açık olacak. Kendilerini arayacağız. Gelmek istedikleri takdirde burada ağırlayacağız. Çünkü aykırı sorularda bizim görevimiz soru sormak. Mehmet Baran Sılıcısı konuşuyor. Anlatacak çok şey var. Çünkü Türkiye'nin son dönemindeki bütün spekülatif olayların ana haber kaynağı kendisi oldu. O yüzden de olayları bize teker teker açıklamaya çalıştı. Anlamaya çalıştık. Siz de herhalde bir kısmını anladınız. Anlayamadıklarımızı gün gelir yeniden sorarız. İnşallah güzel bir Fenerbahçe gecesi olur. Hepinize iyi akşamlar. Cumartesi akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.